1-2 saat içerisinde devir teslim töreni yapılacak. Genel duygu düşüncelerin nelerdir? Yani hakkıyla aldı, hakkıyla kazandı. Yani geçen seçimde görüldüğü gibi 13 bin fark atmıştı. Yani bu seçimde 800 bin fark attı. En büyük dersi demokrasi verdi. En büyük dersi halk verdi. Yani İmamoğlu'nu seviyoruz, inanıyoruz. Güveniyoruz yani. İyi şeyler yapacağına inanıyoruz İstanbul'a. Yani bu her yer mesela şey oldu. Yani taş her yer beton yığını oldu. Yani bir nefes alınacak bir yer yok yani. İmamoğlu'ndan iyi bir hani park bekliyoruz. Yani oturacak yerler mesela bekliyoruz. Yani fakire fukaraya yardım etmesini bekliyoruz. En büyük beklenti nedir Ekrem İmamoğlu'ndan? Yani hiç kimseyi ayrıştırmadan, hiç kimseyi hani bölmeden herkese eşit davranması yani. 2-3 saat içerisinde bir devir teslim töreni olacak. Genel duygu düşünceleriniz nelerdir? Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten 31 Mart'ta seçimi kazandık ve almış olduğumuz bir mevcut mazbata vardı. Bu akşam alacağım mazbatayı da zaten hani Sayın İstanbul Valisi'nden değil, bir nevi kendinden geri iade almış olacak. Yani bu şu anki 3 buçuk aylık bir süreci boşa geçirildi. 18 günde 17 yıllık yapılamayan hizmetleri gerçekleştirdi kendisi. Bu geri kalan 3 ayda da geri birçok hizmetini gerçekleştirecekti. Biz Türk gençliği olarak adaletin 23 Haziran'da yeniden tecelli ettiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Öncelikle bütün AK Partili, MHP'li, Saadet Partili ve diğer partiden de oy vererek 806 bin oy farkını açan Türk milletine teşekkürlerimi sunuyorum Ekrem İmamoğlu adına.